Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, arkadaşlarım, ümit günlerim, esenlikler, esen olsun, esen ol, imtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar. Kardeşlerim, bugün konuşacağımız konu Liboş sistemi. Liberal sistem, Liboş sisteminin diğer adı. Diğer adı söğüşleme, söğüşleme, yontma, yontma. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Çok önemlidir. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım konu? Ya bu liberal sistem tam adam gibi. Onların istediği oyunu senaryo yazıp oynatan kimdi? Kimdi? Kim? Kizroğlu Mustafa Bey. Bulalım. Arkadaşlar, 1814 yılındaki Waterloo Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Napolyon savaşı kaybetmişti. İngilizlere karşı. Kaybettikten sonra tabii kendisi bir adaya sürülmüştü. O zaman işte dünya yöneten, zaten bu Waterloo Savaşı'nı yapanlar da yaptıranlar aynı kişilerdir. Hem Fransa hem İngiltere'ye. Yaptırmışlardır. Niye? Çünkü dava çıkardılar. İkisi de silah satmışlardır. Ölen insan olmuştur. Nüfus azalmıştır. İşte vesaire. Hepsi oyunun parçası. Senaryonun bir parçasıydı. Unutmayın. Yani. Tabii savaştan sonra arkadaşlar. Tabii Napolyon gitti sonra Napolyon yeri boşalıyor Fransa'da. Boşalıyor. Diyorlar ki ne yapalım ya? Londra merkezde var. İngiltere her zaman. Savaş çıkardı İngiltere. Arkadaşlar. İngiltere. Napolyon'un kardeşi Joseph Bonaparte bana da çok yakın olan burada Panajen Şatosu vardır. Bana da çok yakındır. Hatta oranın ben müdürünü tanıdım sene önce. Bir arkadaşım da orada çalışmıştı yani. Onlardan dinlemiştim. Aynı zamanda Fransa'da tarih kanalına da bakmıştım yani. Joseph'in hikayesine. Arkadaşlar bu Napolyon'un bütün ganimetleri bakın. Kardeşi Joseph ama bu ganimetlerde İsviçre'ye getiren İngilizler. Aslında burada İngilizler ganimeti el koyması lazım değil mi? Yapmıyorlar. Orada kafayı takmıştım. Lan bu ganimeti niye koymadı İngilizler? İsviçre'ye getirdiler. Joseph Bonaparte'la beraber. Taktım. Bende de boyun var. Yine takmayayım. Hatta ben o zaman sormuştum ya yani, şatonun müdürüne. O da biraz anlatmıştı yani. Arkadaşlar belli bir zaman kalıyor Joseph şatoda. Şatoda büyük arkadaşlar, bayağı büyük bir yer. Manzarası da muhteşemdir ama. Neyse belli bir zaman sonra arkadaşlar bakın. İngilizler orada diyor ki bak Joseph gel Fransa'nın başına geç. Bu da ben istemem. Aman istemem. O zaman diyor Joseph, İngilizler burada oyun oynuyor arkadaşlar. Bakın oynuyor İngilizler. Joseph Bonaparte, ganimetlerle beraber New York'a gidiyor. Arkadaşlar tarihte yanılmıyorsam 1835'ler. Hatta orada 7 sene yakın kalıyor Joseph Bonaparte. New York'ta. O New York ormanlığını biliyorsun bütün o meydanları kuran kişi Joseph Bonaparte. Park. Parkın olduğu var. Muhteşem park. Orada düzenleyen kuran kişidir Joseph Bonaparte. Orada bile söylüyor. Joseph geç Fransa'nın başına geç. İstemem diyor. Aman istemem. Ve arkadaşlar orada Liboş sistemi kuruluyor. Liberal sistem. Liberal sistem kurulur. Joseph Bonaparte bunlardan birisidir arkadaşlar. Çok önemli. Orada şu konuşuyor, ben bazı belgeleri gördüm, baktım. Dünya artık bu şekilde sömürülecek. Sömürülecek. O zaman bunlar diyorlar ki yeni dünya sistemi. Ne sistemin adı? Liberal sistem. Acımasız sistem. Ortalığı kasıp kavuracağız. İnsanlar tamamen köle yapacağız. İşte bunlardan birisidir Joseph Bonaparte. Ama hep Londra merkezde arkadaşlar.
Londra merkezdir. Londra merkez, New York merkez. Londra merkez, New York merkez. Zaten sonra biliyorsun ilk zamanda borsalar falan korunacaktır. New York borsası, Londra borsası falan cartçut. Bunlar hep altının imzasında, bunlar planlarından biz Joseph Bonaparte'dir. Joseph Bonaparte'dir. Arkadaşlar orada liberal sistemi kurarlar. Liberal sistemi kurarlar. Liberal sistemi içinde arkadaşlar ülkelerde liberal sistemde çok şekilde partiler kurulacak. Dünyanın her tarafında. Partiler kurulacak. Değişik değişik partiler. İnsanlar bunlara dağılacaklar ya. Dağılacaklar. Öyle partiler kurdular ki liberal sosyalist partisi, liberal faşist partisi, liberal komünist partisi, liberal Hristiyan partisi. Ben yani bir sürü partiler inanılmaz şekilde hep liberal sosu verdiler. Sosu verdiler. Aa fena değildi, fena değildi. Evet evet hoş, fena değil. Yazık ki. Ve bu şekilde dünyayı yöneteceğiz dediler arkadaşlar. Ve bu sistem aşağı yukarı 170 sene mi sürüyor? Yok 180 sene mi sürüyor? 180 seneden beri sürüyor işte. Görün siyasetçileri dünyanın etrafında liberal sosyalist, liberal faşist, liberal yeşilci, liberal Hristiyan. Lan ana aman ne bu? Lan öyle böldüler ki. Öyle böldüler ki. Karpuzu yarmışlar, yani bölme yapmışlardır. Yani herkese değişik bir sosla. Değişik bir sosla ama amaç aynıdır yani. Libor sistemi. Dedi ki daha önce bir yerden atmıştım. Emperyalizme hizmet eder. Ağababalarındandır. Ağababalarındandır. Arkadaşlar bu sözlerim çok iyi anlaşılır. Bir kenara yazılır. Yazılır. Bu benim yaşadığım yerde. Yaşadığım yerde olmuş bir olaydır. Olmuş bir olaydır. Ama dedim ya Londra merkez, New York merkez. Çünkü New York Londra'nın oyuncağıdır. Londra merkezinin oyuncağıdır. Bunu herkes çok iyi bilecek ya. Bunu herkes çok iyi bilecek ya. New York yapan adam da Joseph Bonaparte'dır. Joseph Bonaparte adamla diyor. Gel Fransa'nın başına geç. Kral ol. Kardeşin yerine geç. Aman istemem diyor. İstemem. Biz dünyayı başka bir şekilde sövüşeceğiz diyor. Joseph. Sen neymişsin be Joseph? Sen neymişsin ya? Ama aslında dedim ya, burada oyuncular çok ya. İyi oynadılar oyunlarını. Diyorum işte, sistem 180 senede oynuyor. Ülkesine göre değişir. Şekil alır. Şekiller verir, değil mi? Her kılığa girer. Her kılığa girer. Bu kalemin bunu, bu kalemin bunu. Bunları görse kaçar bu kalemin. Sıvırsa yapar. İşte libor sistem budur arkadaşlar. Hep şirin görünür. İnsanlara şirin şirin takılır ya. Şirin şirin sömürür insanları. Çünkü adam öyle söylüyor. Joseph öyle diyor. Dünyayı bu şekilde sömüreceğiz diyor. Bu sistemle diyor. Kendileri de bayağı kalabalık kadroymuş öyle mi? İyi senaryo yazmışlar ya. Yanında da bütün matematikçiler var. Her şeyin sonunda çok iyi bilen insanlar ya. Yani. Çünkü ülkelerin yıkımına bunlar karar vermişti. Ne sistemiyle? Liboş sistemiyle, liberal sistemiyle. Diğer adlarıyla söğüşleme sistemiyle. Kölelik, modern kölelik sistemi. İşte buydu arkadaşlar. İşte buydu. Bunu anlattım. Joseph. Anlattık bugün. Dedim ya yazın bir kenara. Bunu anlattığım şeyler çok değerlidir arkadaşlar. Çok inanılmaz değerli bilgilerdir. Bilgilerdir. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum. Başka bir yayında görüşürüz. Hoşça kalın.